Lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. 21 farklı ülkedeki 56 örgütümüzden bugün buraya gelen, yurt dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem sesini duyurmasına hem de vatandaşlarımızın sorunlarının aktarılmasına hem de oradaki seçime yönelik çalışmalarımızı yapmaya yetkili olan, her birisi kendi ülkelerinde, kendi bölgelerinde büyük emekler sarf eden, fedakarlıklar yapan değerli yurt dışı temsilcilerimiz ve yöneticilerimiz, hepiniz dünyanın en güzel şehri İstanbul'a, Türkiye'ye hoş geldiniz. Sizi burada Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Hanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in üst düzey ev sahiplikleriyle, gayretleriyle, güler yüzleriyle ağırlıyoruz. Öncelikle üçüne de özel olarak teşekkür ediyorum. Bunun yanında yurt dışı örgütlenmeden sorumlu parti meclis üyemiz Sayın Mehmet Tüm ve örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Ensar Aytekin'in çok önemli çabaları, gayretleri, emekleri oldu bugünün hazırlanmasında. Tabii bugün burada böyle bir birliktelikle ve sorunlarımızı görmek, riskleri, fırsatları değerlendirme imkanı varsa bu örgütlenmeyi çok gerilere, benim bizzat çalışırken şahit olduğum Faruk Loğlu'yla başlayan ve önemli bir kısmı bugün bu salonda olan Tahsin Tarhan'dan Oğuz Kağan Salıcı'ya, Sayın Bülent Tezcan'dan Tekin Bingöl'e, Ali Hikmet Akıllı'dan Ali Kılıç'a ve son dönemde yine bir danışma kurulu olarak katkı sağlayan Sayın Ercan Karakaş'a, Süleyman Çelebi'ye, Necdet Saraç'a, Kazım Kaya'ya ve yine Ali Kılıç'a bu dönemde aynı danışma kurulunda katkı sağlıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Çok zor bir iş yapılıyor. Çok emek yoğun bir iş yapılıyor. Yurt içinde örgütlenme çabaları dahi mesafelerle, yolculukların yorgunluklarıyla zor bir işken bunu uluslararası düzeyde yapmak, 21 farklı ülkede 56 farklı birlikle bu işin peşinden koşmak gerçekten büyük özveridir. Bu anlamda öncelikle bu emeklere, bu gayretlere teşekkür ederek başlamak isterim. Biraz önce de vurgulandı, Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. Bu hepimiz için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur kaynağı. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Her toplantımızda bunun heyecanını paylaşıyoruz. Tabii bir yandan da bunun bir yerel seçim olduğu ve genel seçim boyutu olduğunda yurt dışı oyların da devreye gireceği hep hatırlatılıyor. Burada bizim açımızdan yurt dışında biraz önce Ensar Başkan'ın ifade ettiği gibi iktidar partisinin yarısı kadar oy aldığımız bir son seçim pratiğimiz var. Ve şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Cam tavanı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yurt dışı seçmenlerde oy kullanma oranının %50'lerde kalıyor olması, hem de en üst düzey motivasyonun yaşandığı 100. yıldaki seçimde dahi %50 oranında kalması ve yapılan bütün analizlerde sandığa gitmeyen seçmenin aslında Türkiye'deki iktidara yakın bakmayan, onun uygulamalarından memnun olmayan, sandık başına gittiği takdirde iktidardan yana oy kullanmayacak seçmen olduğuyla ilgili ortaklaşılan tespitler aslında önümüzde ne büyük bir görev, ne büyük bir fırsat olduğunu da ortaya koyuyor. Hep birlikte biz ulaşamadıklarımıza ulaşmak, ikna edemediklerimizi ikna etmek ve onları sandığa çağırma noktasında ne kadar başarılı olursak işte aradaki fark o kadar hızla kapanacak ve bu sefer biz belki
bir sonraki seçimden sonra hem yurt içinde hem yurt dışında birinci parti olabilmiş olmanın mutluluğunu birlikte paylaşacağız. Aslında rakamlara baktığımızda hangi ülkelerde oy kullanıldı, biz bu ülkelerden kaçında birinci partiyiz diye bakarsanız 74 seçim çevresinde yurt dışında oy kullanıldı. Biz bunlardan 40'ında birinci partiyiz. Ve katılım oranının düşük olduğu her yerde ikinci, üçüncü partiyiz. O yüzden esas yapmamız gerekenin ne olduğu ortada. Ama diğer taraftan da biraz önce değerli Ekrem Başkanımızın altını çizdiği bir husus var. Sizlere sadece yurt dışından oyları, seçmenleri bulacak, sandığa taşıyacak, oyları sayacak kişiler olarak bakarsak bu da büyük haksızlık ve indirgemeci bir tutum olur. Esas olarak sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin şu anda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında dünyanın dört bir yanında temsil eden kişilerisiniz, oradaki yüzlerisiniz. Oradaki soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın ya da Türk vatandaşı olmasa da Türkiye'den oraya geçmiş ve şu anda o ülkelerin sadece vatandaşı olan bizim soydaşlarımızın, siz oralarda hem temsilcileri hem onların sorunlarını bize taşıyacak kişiler hem de dünyanın bugün için 21 farklı ülkesinde ama yarın dünyadaki 74 farklı seçim çevresinde hem partisini temsil eden hem oradaki siyaset pratiklerine tanıklık eden ve onları partisine aktaran, oradaki iyi uygulamaları, oradaki olumlu gelişmeleri ya da oradaki kötü tecrübeleri buraya aktaracak, siyasi analizler yapacak, o ülkelerin nabzını tutacak ve buraya aktaracak temsilcilerimizsiniz. Biz sizleri hem emeğinizle, hem entelektüel birikiminizle, hem kendinizi ve örgütünüzü geliştirmeye yönelik kapasitenizle son derece önemsiyoruz. Ve bu noktada bizlerin birinci ve sizlerin birinci görevi, bulunduğunuz bölgelerde elbette kanaat önderisiniz, elbette seçilmiş liderlersiniz ama insan kaynağı olarak oradaki örgütümüzü nitelik ve nicelik açısından geliştirmek gibi bir sorumluluğunuz var ve biz bunu son derece önemsiyoruz. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın da yeni ve güçlü bağlar kurmak, eksiklerimizden ders çıkarmak ve bu alanda da güçlü bir sıçramayı gerçekleştirmek için sizin bu üç gün boyunca yapılacak çalışmalara yapacağınız katkılar ve devamında buradan alacağınız ödevlerle bu etkileşimin bir süreklilik içinde devam etmesi son derece önemli. Ben bir yanı Üsküp'te, bir yanı Selanik'e dayanan bir Balkan Türkü olarak, Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'daki ve dünyanın dört bir yanındaki yurttaşlarımızın sorunlarına daha çok eğilen, sosyal demokrat bir parti olmanın sorumluluğunu hisseden, yaşayan ve yaşatan bir çizgiyi hep birlikte tutturmamız gerektiğini düşünüyorum. 5-6 milyon Avrupa'da olmak üzere 7 milyondan fazla vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi sadece yurt içinde 86 milyon vatandaşımızın değil, eskiden gurbet dediğimiz şimdiki ikinci vatanlarındaki milyonlarca insanımızın da baba ocağıdır, baba evidir. Türkiye İttifakı sadece yurt içinde kullandığımız bir söylem değil, yurt dışındaki seçmenlere de sıkça hatırlatmamız gereken ve onlarla kurmamız gereken çok önemli bir gönül bağıdır. Çünkü bu baba ocağının bir tane sahibi vardır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yurt dışındaki sizlerin eğitimden sağlığa, sosyal haklardan ekonomik meselelere kadar pek çok sıkıntıları çözülmesi gereken pek çok sorunları olduğunun bilincindeyiz. İhtiyaç olan sorunları tespit edip doğru çözümlerin peşinden giden bir siyasi anlayışı hakim kılmak. Bir öz eleştiri yapmamız gerekiyorsa biz bu öz eleştiriyi bu üç günlük çalıştayda açık yüreklilikle birbirimizin hukukuna saygı duyarak
nezaket çerçevesini terk etmeden kararlılıkla dile getirmeliyiz. Eleştiriden ve öz eleştiriden güçleneceğimizi, hatalarımızı konuşmaktan çekinmememiz gerektiğini ve doğruları hep birlikte bulmamızın öneminin bir kez daha altını çiziyorum. Biz sizlerin sorunlarına eğilmedikçe, sizlerin iyi gününde, kötü gününde yanında olmadıkça başka yapıların, başka oluşumların, başka örgütlerin bu boşluğu doldurduğunu bilmemiz lazım. Yurt dışında yaşayan Türklerin, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya da Türkiye ile bağı olan herkesin derdiyle dertlenmek, iyi kötü gününde onunla birlikte olmak ve sorununa temas etmek çok önemli. Aksi takdirde bir takım cemaat yapılarının, bir takım tarikat yapılarının, bir takım Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili sizinden bizimden ortak hayaller kurmayanların, Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası olarak değil de Türkiye'yi çok başka coğrafyaların bir parçası haline getirmek isteyenlerin, demokratik bir örgütlenme yerine bambaşka yapıların örgütlenmelerini güçlendirmeye çalışanların alan bulduğunu görmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde tüm sorunları ülkeler özelinde ve tüm ülkelerin ortak sorunlarının genelinde ayrı ayrı ele almak, irdelemek, tartışmak durumundayız. Yurt dışında yaşayan sizlerin sorunlarını, beklentilerini sadece örgütsel bazda değil, gerekirse meclisteki komisyonlarda, meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda ve kamuoyuna açık tüm alanlarda gündemleştirmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğudur ve bu çalışmaların kararlılıkla ve artarak yürütülmesi gerekmektedir. Yaşadığınız coğrafya avantajları, dezavantajlarıyla ama sonuçta buradan uzak olmanın verdiği zorluklarla takip edilen bir coğrafya, bizim de takip ettiğimiz bir coğrafya. Geçtiğimiz süreçte Avrupa'da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Hep birlikte takip ettik. Özellikle Almanya ve Fransa'daki, Avusturya'daki sonuçlar. Fransa'da ve Avusturya'da aşırı sağcıların birinci parti olması, Almanya'da sosyal demokratları geçerek Alternatif für Deutschland'ın ikinci parti noktasına gelmesi son derece endişe verici. Yurt dışındaki siyasi akrabalarımız beklenen kadar kötü olmadı, korktuğumuz kadar olmadı dese de Almanya ve Fransa Türkiye'nin yurt dışında en çok vatandaşının, soydaşının, Türklerin yaşadığı iki ülke olması açısından yaşanan meselenin bize başka bir tansiyon hissettirdiğini görmek ve bu konuyu ciddi şekilde irdelemek gerekiyor. Neonazizm, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi 80 yıl öncesinde geride bırakmamız gereken bir takım ideolojilerin, yönelimlerin güç kazanıyor olmasından son derece endişe duyuyoruz. Aşırı sağın ve yabancı karşıtlığının zemin kazanmaması için partimizin yurt dışındaki akraba partilerimizle birlikte kat etmesi gereken önemli mesafeler var. Ben Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ'nün, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birliğin, Almanya'da da AfD'nin ikinci parti durumuna gelmesiyle ilgili kaygılarımı hızlı bir şekilde yurt dışında temas halinde olduğumuz Sosyalist Enternasyonel'in hem başkanlar kuruluyla, yöneticileriyle paylaştık. Önümüzdeki günlerde Romanya'da yapılacak olan gelecek hafta sonu toplantıda da bir kez daha masaya yatırıp konuşacağız. Berlin'de Alman Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde de, Madrid'de Sosyalist Enternasyonel'in toplantısında da yaptığım konuşmalarda aşırı sağa karşı ortak hareket etme çağrısı yapmış, aşırı sağın hafife alınmaması gerektiğini ifade etmiş ve bu konuda bütünleşik bir mücadelenin hep birlikte alınması gerektiğini, yapılması gerektiğinin altını çizmiştim. Aşırı sağı besleyen faktörlerin başında şüphesiz gelir adaletsizliği ve aradaki zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum ve bunun ülkedeki göçmenlere mal edilmesi ve onların sorumlu tutularak onların üzerinden yürütülen, kurulan bir nefret dilinin aşırı sağı
beslediğiyle ilgili tespiti burada bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Ve bu yüzden de aşırı sağın hedefinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın geçmişte olduğu gibi olacağının, bunun söylemsel boyutta olduğu gibi hakların aşındırılması noktasında ve hatta geçmişte çok büyük acılar bize yaşatan saldırılar, bir takım katliamlar noktasında da bizleri endişelendirdiğini ve bu tehlikeyi görmezden gelemeyeceğimizi ifade etmek gerekiyor. Avrupa Birliği'ne tam üyelik partimizin başlattığı ülkemizin 60 yıllık bir hedefi. Otoriter popülist bir iktidarın hedefinin Avrupa Birliği olamayacağı açıktı. Türkiye bunu bir kez daha yaşadığı pratikle ortaya koydu. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönem Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında ifade ettiği kararlılık, dış ilişkiler noktasında ortaya koyduğumuz yeni heyecan, enerji, vizyon, bu noktada dünya liderlerinin ülkemizde ve ülkemizle birlikte partimize, partimizle birlikte ülkemize yeni bir bakış açısı kazanmış olmaları, onlarla kurduğumuz yakın ilişkiler, diyaloglar bugün iktidar partisini yeniden Avrupa Birliği hedefini hatırlama noktasına getirdi. Erdoğan'ın uzun süredir ağzına almadığı, hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz. Ancak çok da ciddiye almıyoruz. Çünkü güpegündüz havai fişekler atarak kutlanan bir başlangıç, bir kilometre taşı günden sonra bugün savrulduğumuz nokta iktidarın bu konuda samimi olmadığını gösteriyor. Siz 75 yıl önce kurduğunuz Avrupa Konseyi'nde şimdi Strasbourg'daki bir başka binadaki Avrupa Parlamentosu'nu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ısrarla direnirseniz, anayasanızda yazıyor olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları uygulamazsanız, İstanbul'un, güzel İstanbul'un ismi yine alınan ve hepimiz açısından övünç kaynağı olan İstanbul Sözleşmesi'ne meclis tüm partilerin katıldığı bir oylamada oy birliğiyle karar vermişken bir gece yarısı birkaç sapkın oyun peşine düşerek bir imzayla Avrupa İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirseniz, ülkenizin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorsanız, mahkeme kararlarını hiçe sayıyorsanız, kuvvetler ayrılığı ki demokrasinin ve kalkınmanın olmazsa olmaz ön şartıdır, onun üzerinde tepiniyor, sadece yürütmedeki yetkilerinizle yetinmiyor, yasamaya talimatlar veriyor, hatta onun yetkilerini yetki aşımlarıyla, kararnamelerle kullanıyor. Buna karşı Anayasa Mahkemesi kararlarını yeniden boşa düşürüyor ve tüm yargı organları üzerinde bir vesayet kuruyorsanız sizin Avrupa Birliği diye bir hayaliniz olamaz. Avrupa Birliği ile bu yaptıklarınızı aynı cümle içinde andığınızda karşınızdakiler sizi dinlerler ancak sadece acı acı tebessüm ederler. Ve maalesef karşınızdakiler sizi elverişli pazarlık edilebilecek, Suriyeli sığınmacılar için bir kampa dönüştürülebilecek, parasını verip kullandığınız, parasını verip susturdukları bir paydaş olarak görürler. Sizi asla ve asla gelecekte aynı parlamentoda temsil edilebilecek bir ortak, bir aday ülke olarak görmezler. Maalesef Angela Merkel ile Erdoğan'ın geçmişte yaptığı anlaşma, 6 milyon euro üzerinden sıkıştıkları el, Merkel için başarıdır, Erdoğan için başarıdır. Ama Türkiye ve Avrupa Birliği idealleri açısından utanç verici bir kilometre taşıdır. Para karşılığında para karşılığında resmi rakamlarla 4.6 milyon ama çeşitli hesaplar, söylemler ve ortak bir kabulle 10 milyona varan sığınmacının Türkiye'de bulunması ve bunun karşılığında işte 6 milyon euro para alınması, tabii anlaşmanın görünen yönü, zımnın yönüyle Türkiye'deki hak ihlallerine karşı raporların
yumuşak yumuşak yazılması, müeyyideler için zamana yayılması ve en nihayetinde bugün Avrupa değerlerinden kopmuş, demokratik standartları gerilemiş bir noktaya Türkiye'nin savrulması şaşılmayacak bir sonuçtur. Bugün gri listeden çıkmakla övünüyoruz. Neredeyse birileri çıkacak ve diyecek ki eskiler bilmez, gençler bilmez. Eskiden biz gri listedeydik. Buradan hatırlatalım. Biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz gri listeye bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanunu düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik. Dün çıktık. Bu övünülecek değil, çok utanılacak bir durumun, çok utanılacak bir 3 yılın AK Parti'nin bu ülkeye son 3 yılda yaşattığı gerçeğidir. Çıktığımız gri listede Burkina Faso var. Çıktığımız gri listede Yemen var. Suriye var, Mali var, Haiti var, Kongo var. Yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerdi de biz oradan bir üst lige falan çıkmadık. Biz utanç verici bir yere düşmüştük. Çok gecikmeli olarak ve nihayet ittir kaktır, hatta bir gece önce bakalım siyasi bir kararla bizi orada tutacaklar mı gibi tuhaf değerlendirmelerle, yani özgüveni eksik bir şekilde yarım yamalak Burkina Faso'nun olduğu yerden kurtulduk. Ama 3 yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançtan yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi. Bunu görelim ve bunu bir kez daha altını çizelim. Maalesef bugün Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası katılımcısı ülkeler içinde Almanya'ya vizeyle giden tek ülkedir. Bunu bütün vatandaşlarımıza hatırlatmak, bu tuhaf durumun altını kalın kalın çizmek lazım. Bu ülkeyi 23 yıldır yöneten iktidar Türkiye'yi bir takım saplantılı bakış açılarıyla Eurovision şarkı yarışmasına sokmadığı gibi pek çok uluslararası alandaki temsiliyetimizi kaybettirdiği gibi dünya üçüncüsü olmuş bir milli takımdan Avrupa Dünya Şampiyonlarına katılamayan bir milli takım noktasına getirip bu dönem nihayet çok şükür Almanya'da temsil edildiğimiz noktada oraya giderken vize alan tek ülke biziz. Bunu görmek lazım. Öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız vize sorunu yüzünden büyük mağduriyetler yaşıyor. Bilim insanlarımız, hocalarımız ameliyatlarına, verecekleri derslere gitmekte sorunlar yaşıyor. Schengen vizesi en çok reddedilen ülke maalesef Türkiye'dir. Türkiye Schengen vizesine başvuran ülkeler arasında red oranı en yüksek ülke noktasına ulaşmıştır. 2019 yılında %9'luk red oranını eleştirdiğimiz bir noktadan bugün 5 yıl sonra %22'lik red oranına yükselmiştir. Her 5 Türk vatandaşından bir tanesi Avrupa'ya gitmek için başvurduğunda hayır seni sokmayız gibi sadece kendisi için değil hepimiz için onur kırıcı bir cevaba muhatap olmaktadır. Bu yüzden Türkiye'nin rotasını yine doğru bir yere çevirmek lazım. Türkiye'nin de çok kullanılan gemi metaforuna bir dönecek olursak, bu geminin birinci kaptanı bu geminin yönünü batıya çevirdi. Sebebi bir yön tercihi, bir hayranlık, bir düşkünlük falan değildi. Sebebi şuydu: batıda bilim vardı, batıda demokrasi vardı, batıda kuvvetler ayrılığı vardı, batıda her çok uzun süreçlerle kazanılmış insan hakları vardı ve belliydi ki batı iyiye gidiyordu, zenginleşiyordu ve güçleniyordu. Yönünü batıya çevirdi. Bugün geminin maalesef son kaptanı rotayı doğuya çevirdi. İki tarafa bakalım şimdi. Ne tarafa gideceğimize hep birlikte karar verelim. Bir tarafta güçlü parlamentolar, kuvvetler ayrılığı, güçlü demokrasiler var ve son katılan üyeleri katmazsanız 56 bin dolar, hepsini katarsanız 45 bin dolarlık milli gelir var. Hadi dönelim bu tarafa gidelim dedikleri
Şangay İşbirliği Örgütü'nde güçlü liderler, bu taraftakiler o kadar güçlü değil. Büyük saraylar, bu taraftakiler iş bilmezliklerinden apartman dairelerinde oturuyor. En pahalı araçlar, uçan saraylar, bu taraftakiler tarifeli uçuyor. En pahalı araçları üretiyor, bu taraftakilere satıyor. Kendileri mütevazilerine biniyor. Bu tarafta zengin yandaşlar, bu tarafta gelir daha doğru dağıtılıyor ve bu tarafta fakir bir halk var, fakir halklar var. 4.500 dolar milli gelir var. Bugün Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü dediği, Dışişleri Bakanı'nın Şangay İşbirliği Örgütü dediği, oraya gidelim, oraya girelim dediği yerin ortalaması 4.500 dolar. Bu taraf bütün sorunlarına, bütün sıkıntılarına rağmen 55.000 dolarlık milli gelirle yaşayan, demokrasiyi yaşatan, insan haklarını yaşatan bir yöndür. O yüzden bakmayın siz Erdoğan'ın biz Avrupa Birliği tam üyelik hedefini, bütün Avrupa Birliği üyeleri, onların Türkiye'deki değerli temsilcisi, büyükelçiler ve dış temaslarımızla konuştukça Avrupa Birliği bizim ayrılmayacağımız hedefimizdir demesine, hedefledikleri yerde orada bizi bekleyen akibette ortadadır. O yüzden bütün vatandaşlarımızı Erdoğan'ın bizi ne tarafa götürmeye çalıştığına, yani son kaptanın ama geminin ilk ve ebedi kaptanının gösterdiği yönün ne olduğuna dikkat kesilmeye bir kez daha davet ediyorum. Tabii çalıştığımız başlarken arkadaşlarımızın tespit ettikleri, üzerinde mutabık olduğumuz ve mücadele ettiğimiz, adım attığımız ya da çözüm getirmekte ya da dile getirmekte kararlı olduğumuz sorunlara 12 farklı noktada küçük küçük temas etmek, sizlerin de neyi eksik bıraktığımızı tespit edip onun üzerine yoğunlaşmanızı sağlamak amacıyla yurt dışındaki yurttaşlarımız Türkiye'ye geldiklerinde sağlık hizmeti olarak sadece acil sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu çok önemli sağlık sorunlarına karşı geliyor. Bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yine emeklilikte sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'den emekli olanlarda ödenen prim çok arttırılmış durumda. Aldıkları maaşlar çok inmiş durumda. Yurt dışından prim ödeyerek Türkiye'den emekli olanların emekli maaşlarını düzeltmek durumundayız. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın ülkemizde askerlik yapmak istese de bedelli askerlik ücretleri çok yüksek bulunuyor. Bu da gençlerimizin ülkemizle bağlarını zedeliyor. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın askerlik bedelini sembolik bir rakama indirilmesi gerektiğini bizler de savunuyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen telefon ve araçlardaki süre kısıtlaması büyük bir sorun oluşturuyor. Araçların Türkiye'deki kalış süresi bir gün daha aşılsa ağır para cezaları ödeniyor. Bu süreyi askeri 5 aya çıkarmak, getirilen televizyonların cezasızlık sürelerini uzatmak gerekiyor. Mavi kartlı yurttaşlarımıza yönelik söz verilen eşit hak ve imkanlar konusunda gerekli adımlar atılmamış. Hala önemli eşitsizlikler söz konusu. Bu konu ihtiyaçlara göre yeniden ele alınmalı. Uçak bileti fiyatlarındaki artış karayoluyla yolculuğa yurttaşlarımızı yönlendirdi. Bu da sınır kapılarında uzun ve çileli bir bekleyişe dönülüyor. Bu konudaki sorunların hızla çözülmesi gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere Türkçe dersinin nasıl verileceği, öğretilmesi konusundaki belirsizlikler nedeniyle çocuklarımızın eğitimleri aksıyor. Alman hükümetiyle vatandaşlarımızın çıkarlarını koruyacak bir çözüm üzerine müzakerelerin yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda ailelere devlet desteği ve ikili anlaşmalar yapılarak kolaylaştırıcı çözümler bulunması gerekiyor. Yurt dışı seçim bölgesinin oluşturulması, yurt dışındaki yurttaşlarımızın kendilerini, milletvekillerini parlamentoya göndererek temsil edilmesinin sağlanması gerekiyor. Bu konuda 2 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi olarak parlamentoya kanun teklifimizi sunduk. Bunu bir parti politikası olarak da savunuyoruz. 360'tan farklı branşta 2 ila
3,5 yıl arasında meslek eğitimi almış ve diplomaya hak kazanmış meslek eğitimi mezunu gençlerimiz ülkemizde ortaokul mezunu statüsünde değerlendiriliyorlar. Bu gençlerimize lise mezunluğu statüsünün verilmesi gerekiyor. Bu konunun çalışılması gerekiyor. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın yeterli konsolosluk hizmetleri alamadığı, bu konuda aksamalar yaşandığı, randevuların çok geciktiği ifade ediliyor. Bu konumu dile getirmeli, gündemleştirmeliyiz. Türkiye ehliyeti Avrupa'da 6 ay, Avrupa ehliyeti Türkiye'de 1 sene kullanılabiliyor. Bu konuda ülkemiz yurttaşlarımıza hayatı kolaylaştıracak yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmeli. Önceki gün Almanya'da çifte vatandaşlık yasası resmen uygulamaya girdi. Burada yaklaşık 500-600 bin insanımız yeniden yurttaşlığa hak kazandı. İkisinden birinin tercih edilme noktasındaki tercihlere bakıldığında bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir fırsat sunuyor. O yüzden benzer şekilde bugüne kadar ay yıldızlı pasaportundan vazgeçmeyi kabul etmediği için Alman vatandaşlığını reddeden yurttaşlarımızın Alman vatandaşı olması, Alman vatandaşlığını tercih eden yurttaşlarımızın Türk vatandaşlığını yeniden kazanması, Almanya'daki seçimlerde de, Türkiye'deki seçimlerde de sandık başına giderek hem Türkiye için hem kendileri için en doğru kararı vermeleri noktasında uyarılmaları, teşvik edilmeleri, onların bu süreçlerine katkı sağlanması gerekiyor. Bu konu son derece önemli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçle ilgili Türkiye'de yapacağı çalışmalar kadar yurt dışında yapacağı çalışmaların da önemini konuşmamın başında ifade etmiştim. Türkiye'de bir Türkiye ittifakı söylemiyle Türkiye'nin sosyal demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, Kürt demokratlarını, Alevisiyle, Sünnisiyle Türkiye'deki tüm yurttaşlarımızı kucaklayan bir Türkiye ittifakı modeli 31 Mart'ta büyük teveccüh gördü. Çok doğru adayların belirlendiği, kampanyanın bilimsel olarak desteklendiği, ölçme değerlendirmenin odağa alındığı bir süreçte önemli bir başarıyı hep birlikte kazandık. Şimdi yurt dışının da oy kullanacağı 2. yüzyılın ilk genel seçimlerine giriyoruz. 1970'te Bülent Ecevit, dünyadaki rüzgarları doğru gören, doğru okuyan, partisini doğru konumlandıran, Türkiye'de de partisine doğru bir hat çizen ve bunu sadece liderlikle değil, çok güçlü bir kadro hareketiyle yapan 3. genel başkanımızdı. Onun döneminde 70'lerde girdiğimiz 2 yerel, 2 genel seçimin 4'ünden de 1. parti olarak çıkmıştık. Şimdi Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk yerel seçiminden partimizdeki değişimle, sadece genel başkan değişimiyle değil, 43 yaş ortalamasına sahip genç kadroların da içinde bulunduğu tecrübeli kadrolarla birlikte ama toplamda 43 yaş ortalamasına sahip bir parti meclisiyle, yarısı kadın yarısı erkek olan bir gölge kabineyle, merkez yönetim kuruluyla ve hepsi yerelde kentlerini geçmiş dönemde iyi yönetip yeniden adaylaşan, başta Sayın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş olmak üzere tüm belediye başkanlarımızla, yeniden belirlenen geçmişe göre çok sayıda kadının, çok sayıda gencin içlerinde 30 yaşında, 32 yaşında gencecik arkadaşlarımız bugün bize eşlik ediyorlar. Adaylarımızla Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk yerel seçimlerinde büyük bir rüzgar yarattık, yakaladık ve büyük bir görevle karşı karşıyayız. Şimdi hem yerel seçimleri, yerel yönetimleri doğru yöneterek, dürüst yöneterek, şeffaf yöneterek bu süreçleri israftan uzak, içinde bulunduğumuz mekanı buradan bilmeyenler için ben ifade edeyim. Bu havuzda Ekrem İmamoğlu her gün yüzmeyi tercih edebilirdi. Çünkü burası, bu içinde bulunduğunuz kampüsün tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Bakırköy'de olmasına rağmen Bakırköy, dönemin Bakırköy Belediye Başkanımızın da haberi ve yeri olmayan AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkanlarının villalarının bulunduğu yerdi. Burada
bambaşka karşılarda oturan, uzaklarda görev yapan belediye başkanları buradaki 12 tane miydi başkanım? 12 villada oturuyorlardı. En büyüğünde de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oturuyordu. Burası da onların yüzme havuzuydu. Bu mekan geri kazanıldı, yeniden kazanıldı ve bu mekan şimdi bir bilgi havuzu olarak kullanılıyor. Burada bu yaptığımız toplantılar gibi toplantılar yapılıyor. İstanbul Planlama Ajansı o villaların her birinde bilgi üretiyor. Deneyimlerini, iyi deneyimleri dünyadan topluyor, Türkiye'den topluyor, harmanlıyor, bilim insanlarının katkılarıyla projelendiriyor ve İstanbul'u planlıyor, Marmara'yı planlıyor ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak projelerle çok önemli işler yapıyorlar. Bizim belediye başkanlarımız bu villalarda oturabilirlerdi. Bunu ellerinin tersiyle ittiler ve bu mekanı 16 milyon İstanbullunun geleceğini planlamak üzere bir ajans yerleşkesine çevirdiler. Oyu eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirseniz mekanlar halkın oluyor. Boş alanlar orman oluyor. Havuzlar, keyif havuzları bilgi havuzlarına dönüşüyor. Oyu AK Parti'ye verildiğinde bu mekanlar ne oldu? O İstanbul'un güzelim ormanları ne oldu? O kente kazandırılacak dünya kadar arazi nasıl gökdelenler oldu? Bu kenti AK Parti yönetmeye başladığında 4 olan gökdelen sayısı nasıl 256 oldu? Hep birlikte hatırlayalım. Ve sosyal demokrat belediyecilik dayanışma demek. Sosyal demokrat belediyecilik paylaşma demek. İsraf yerine hizmet demek. Ve varlıkları kendi lehlerine, yakınlarının lehine, yakın çevrelerinin lehine değil, tüm vatandaşların lehine kullanmak, onların hizmetine sunmak demek. Böyle bir anlayışın hakim olduğu, böyle bir anlayışın temsilcisi bir partinin genel başkanı olmakla. Bu partide sizin gibi kıymetli yol arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet'in 2. yüzyılında bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini 1. parti yapmanın görevini üstlenmiş olmakla ve bu heyecanı sizlerle paylaşıyor olmakla gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Bu yapacağımız toplantının partimize ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını ümit ediyorum. Buradan çıkacak sonuçların, yazılı belgenin hepimizin önümüzdeki 5 yıldaki yol haritası olacağını görmenizi ve süreci böyle analiz etmenizi, buna yönelik katkılar sağlamanızı bekliyoruz. Bu salonda ya da bu salonda olmayıp bulunduğunuz ülkelerde bu mücadele sırasında birbirini kırmış, incitmiş, üzmüş kim varsa haklı olandan haksız olan adına genel başkanınız olarak ben özür diliyorum. Ben özür diliyorum. Varsa kırgınlıklar, küskünlükler, onu uçağa bindiniz, geldiniz, burada bırakın, geri götürmeyin. Bu salonda varsa kırgınlıklar, küskünlükler, buraya benim hatırıma gelmediniz. Ekrem Bey'in, Ayşegül Hanım'ın hatırına gelmediniz. Buraya o iki mavi gözlü Türkiye Cumhuriyeti'nin Selanik'te doğmuş kurucusunun hatırına geldiniz. Kim kavga ederse, kim tartışırsa, kim uzlaşıp da birlikte üretmenin önüne engel olursa bilsin ki hiçbirimize değil, Atatürk'ün partisine, onun kurduğu ülkenin geleceğine kötülük ediyor. Sizden bu özveriyi bekliyorum. Bu özveriyi bekliyorum. Bu anlayışı bekliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Biz Türkiye'nin en büyük, en köklü, en güçlü ve birbirini en çok seven ailesiyiz. Birbirinizi sevmeye, partinizi sevmeye, ülkenizi sevmeye devam edin. Hepinize ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.